Merhabalar efendim. Gününüz hayır olsun. Vaktiniz, ömrünüz, yaptıklarınız, yapacaklarınız hayır olsun inşallah. Bugün de bizi sağ ve canlı tuttuğu için, hayatta tuttuğu için Rabbimize şükürler ediyoruz. Hakkımızda hayırlısının nasip olmasını dua ediyoruz, diliyoruz Rabbimizden. Doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı nasip etsin Rabbimize inşallah. Birbirimize destek olmayı, birbirimizi moral, motivasyon anlamında güçlendirmeyi, birbirimizin gelişimi için yollar açmayı, fikirler vermeyi, destek olmayı Rabbim her birimize nasip etsin. Sizin hayırlınız insanlara faydalı olandır buyuruluyor. Biz de önce doğru bilgiyle buluşma konusunda kendimize yardım edip, doğru düşünmeyi Allah'tan dileyerek bu çaba üzere bulunursak başkalarına daha kolay yardımcı olabiliriz. Rabbim hepimize hayırlı, güzel, kendisine ulaştıran yollar nasip etsin inşallah. Efendim bugün kardeşler arasında güzel geçim, kardeşler arasındaki kıskançlığı anlatmayacağım ama kıskançlığa da değineceğim. Çünkü kardeş kavgalarının, kardeş tartışmalarının pek çoğunun içerisinde kıskançlık da olabiliyor. Şimdi kardeş kavgaları, kardeş kıskançlıkları, kardeşler arasında geçinememe niye olur? Bir, insan oldukları için. Nasıl konuşacaklarını, nasıl düşüneceklerini bilmedikleri için, nasıl tepki vereceklerini bilmedikleri için. İsimleri çocuk olduğu için. Dolayısıyla bizim onlara çocuk dememizin sebebi duygularını, düşüncelerini, davranışlarını ihtiyaçlarını doğru ifade edecek şekilde kullanabilecek akıl olgunluğuna, irade olgunluğuna henüz ulaşamamış oldukları için. O yüzden de Allah onları sorumlu tutmaz. Allah akil bali olduktan sonra, akil bali olduktan sonra, ergenliğe girdikten sonra sorum artık sen kendini kontrol edebilecek yaşa geldin. Sen artık Allah katında sorumluluğunu taşıyabilecek bir yaşa geldin. O yüzden de sen artık yapıp ettiklerinden dolayı sorumlusun mesajını verir. Bizim çocuklarımız için öyle yaklaşmalıyız ki çocuk ergenliğe geldiğinde çoğunlukla neyin doğru neyin yanlış, neyin iyi neyin kötü olduğunda kabaca bir fikri bulunsun. Ne yaparsa nereye gideceği konusunda da bir ön kabulü, bir ön fikri olsun. Mesela Hazreti Ali'nin radıyallahu anh Efendimiz'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki 6 yaşına kadar bu 6'nın bitimi 7 denir. 7 yaşına kadar çocuklarınızla oynayınız. 14 yaşına kadar onlarla arkadaşlık ediniz. 14'ünden sonra onlara danışınız. Yani arkadaşlık ederken hayatı anlama makamı, olayları, ilişkileri doğru değerlendirebilme, baktığımızı, gördüğümüzü, görmemiz gerekenleri mi gördük? Mesela bir insanın içerisinde, bir insanın üzerinde çok doğru ve olumlu yönler de vardır, olumsuz yönler de vardır. Bu peygamber ve melek olmadığımız müddetçe bütün insanlarda vardır ki peygamber ve melek de olamayacağız. Dolayısıyla çocuklar hata yapabilme ihtimallerinin, risklerinin olduğunu, bunun ömür boyu sürdüğünü ama bunun kendisini kötü insan yapmayacağını, davranışlarını düzeltirse kendisi iyi insan olmaya devam edeceğini ve insanları koruyarak, insanları severek, insanlara saygı duyarak, insanlara değer vererek, insanlarla iletişim içerisinde olması gerektiğini anne babadan öğrenecek. Anne baba birbirine ne kadar değer veriyor? Anne baba birbirini ne kadar seviyor? Anne baba çocuklarla aralarını nasıl organize ediyor? Çocuklar bunlara bağlı olarak kendileri insan ilişkileri hakkında bir fikir, bir öngörü oluştururlar. He, şu şöyledir, bu böyledir derler. Öyle olunca da kendileri yalnız başlarına kaldıklarında annelerinden babalarından aldıkları bu rehberlik ve akıllarını geliştirmek üzere kendilerine verilen bilgileri o olaylara uyarlayarak, o olaylarla ilişkilendirerek burada nasıl davranmalıyım, burada ben ne yapmalıyım tarzında bir
Muhasebe ile muhakeme ile evet şunu yapmalıyım diyebilirler. Ve bu arada çocuklar şunu soruyorlar. Kendi çocuklarımdan da biliyorum. Ben burada ne yapacağımı bilmiyorum. Acaba annem olsa ne yapardı? İnanın akıllarına, siz sanki oradasınız ve onlara bir rehberlik ediyormuşsunuz gibi sizi düşünmeleri çocuklarda cümle oluşturuyor, tarz oluşturuyor, bir adım attırıyor. Annem olsa şöyle yapardı. Çünkü genel bir kanaat var. Genel bir hani görgü var. Çocuk gördü. Annenin ne yaptığını, ne yapmadığını, hangi safta durduğunu, olaylar karşısında nasıl tepki verdiğini 14 yıl boyunca, hadi bunun 3-4 yılını küçüklük, küçük çocukluk olarak algılayalım. Akli melekeleri olgunlaşmaya başladığı 4, 5, 6. yıldan itibaren, diğerinde de akli melekeler var mı? Var da idari, daha doğrusu irade edebilme, kontrol edebilme anlamında, yönetme anlamındaki ilişkiden söz ediyorum. Ve çocuklarımız bizim genel tutumlarımızdan bazen genel hüküm çıkarabilirler. Baktılar ki yanıldılar. O zaman olaylara göre değerlendirme yapmak lazım. Olaylara göre şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı diyebilmeliyiz. Böyle olunca anne babanın çocukların hayatlarına dair ellerine ya bir mum ışığı veriyoruz, ya bir çıra veriyoruz, ya 500 mumluk ampul veriyoruz gibi düşünün. Mum vermek de bir şeydir ama bir rüzgar öflese sönebilir. Çıra vermek daha iyi bir şeydir ama o da rüzgardan, yağmurdan sönebilir. Ama 500 mumluk ampul verdiğinde gittiği her yeri aydınlatır. Ve ciddi anlamda kalıcı ve sürekli bir aydınlık anlamına da gelir aynı zamanda. Bununla şunu demeye çalışıyorum. Çocuklar anne babalarından insan ilişkilerini, nasıl davranılacağını, nerede nasıl konuşulacağını öğrenirler. Bunu öğrenmedikleri için evde, küçük yaşta bunu öğrenmedikleri zamana kadar çocuklar birbirlerine nasıl geçineceklerini bilemezler. Mesela bazı beyefendi ya da hanımefendi kardeşlerim şunu yapıyorlar. Tartıştılar mı? Gidin odanıza gidin, düşünün. Kim hatalıysa onu bulsun, sonra gelin birbirinizden özür dileyin. Ya çocuk hangisinin hatalı olduğunu nereden bilecek? Kardeşi kendisine vurdu. O da ona vurdu. Şimdi burada hatalı kimi diyeceğiz? Öteki diyecek ki oyuncağını bana vermediği için ben vurdum. Öteki diyecek ki bu benim oyuncağım, sana vermek zorunda mıyım? Sana vermediğim zaman sen bana vurmak zorunda mısın? O da hayır, sen biraz oynadın, biraz da ben oynayacaktım. Herkesin kendisine göre bir haklılık şeyi var, anlayışı var. Ben haklıyım diyor. O zaman oraya gidecek, kardeşine gene kim bilecek odada, annesine gene kim bilecek, çıkacak, annesini babasını memnun etmek için özür dilerim diyecek, bitecek. Bu eğitim değildir. Bu sıkıntının üstünü örtmektir. Çocuklara nasıl geçinileceğini öğretmemektir. Dolayısıyla çocuklar buradan hiçbir şey öğrenmezler. Sadece cezalandırıldıklarını düşünürler. Her ikisi de kendisini haklı görüyor. İkisi de birbirinden özür dilediğine anlamı var. Burada maksat illa özür diletmek değildi. Nasıl geçineceklerini öğretmekti. Anne baba bunu kendisi yapmıyor. Oysa kendisini yapması lazım. Çocukları kendi haline bırakıyor. Çocuklar kendi halinde de bunu nasıl öğrenecekler? Öğrenemiyorlar. Dolayısıyla çocuklar tartışırlar. Çocukların tartışmalarının arka planında önemli bazı sebepler vardır. Kavganın arkasında bazı önemli sebepler vardır. 1. Anne baba ilgisizliği. 2. Anne baba sevgisizliği. Anne babanın kıyaslaması. Anne babanın eleştirmesi. Anne babanın başkalarının yanında rencide etmesi. Anne babanın evde sürekli kavga etmesi. Çocuklara nasıl geçineceklerini öğretmemesi. Arkadaş edinme ve arkadaşlığı sürdürebilme konusunda. Rehberlik edilmemesi. Anne babanın çocuğun ihtiyaçlarını gidermemesi. Bunlar aynı zamanda ihtiyaç kalemi cümlesinden birkaç şey daha söyleyeceğim. İhtiyaçları gidermemesi. Bunların başında oyun gelir, ondan sonra hobi, ondan sonra sorumluluk alabilme, arkadaş ilişkileri, akrabalar, ders çalışma. Bunların tamamını şöyle çizelim. Ailede disiplin.
çocuğun disiplinli bir ortama ihtiyacı vardır. Disiplin demek, oğlum hadi şunu yap, kızım hadi şunu yap değildir. Doğal olarak bir planlama yapmak, çocukların severek ve isteyerek bu plana dahil olmalarını sağlayıcı, zihinlerinde planın anlamını, planın kendileri ve aile üyeleri, ailenin bütünlüğü ve ailedeki işleyişlerin düzgün yürümesi anlamında çocuğun zihninde anlamlı bir yere oturması. Çocuğun zihninin niçin sorusuna, niçinine anlamlı bir cevap vermesi. Anne babanın açıklamalarının çocuğun niçin sorusuna anlamlı bir cevap vermesi. Ondan sonra çocuğa nasılı öğreteceğiz? Niçini olmayanın nasıl olmaz? Bizim zihnimiz inandığı şeyleri yapıyor. Bizim zihnimiz gönül birlikteliği ile olan şeylere yürekten bağlanıyor. Dolayısıyla çocuğun sadece aklının bilmesi yetmiyor. Gönlünün de bilmesi, gönlünün de o işe katılması gerekiyor. Aklı ve gönlü işe kat. Ben sabah namazına kalkmanın formülüyle ilgili bir şeyler yazmıştım yıllar önce. Neydi? Doğru hatırlayabilirsem inşallah. Sabah namazına kalkmak istediğin akşam, yani ertesi gün sabah namazına kalkmak istiyorsan, bir, erken yat, iki, duanı aşına kat. Öyle bir dua et ki en ufak hücrelerine kadar bile seni etkilesin. Erken yat ve duanı aşına kat diye bir şey yapmıştım. Orada bunu da söylemiş olayım. Şimdi çocuğumuzun anne baba nasıl kıyaslıyor? Ona birkaç örnek verelim. Güzel olanı daha çok seviyor. Yüzü güzel olanı. Güzel olanı. Becerikli olanı. Becerikli olanı. Akıl başarılı olanı. Sözünü dinleyeni. Uslu duranı. Şu bunlar o kadar tehlikeli şeyler ki. Şu anda şu söylediklerim. Annelerin, babaların, çocuklarının güzel olanı daha koruyucu ve daha çok seviyor gibi davranmaları. Becerikli olanı öne almaları. Becerisiyle ilgili herkesin içinde metiyeler düzmeleri. Diğerleri sessiz onu gözlüyorlar. Diğerleri duyuyor ama diğerlerine böyle bir şey metiye de bulunmuyorlar. Becerikli olana metiye de bulunuyorlar. Başarılı olanı. Okul dersleri çok başarılıysa biz başarı deyince zaten otomatik akademik başarıyı ele alıyoruz. Bu da süper yanlış. Son derece yanlış bir şey. Bir günde inşallah bu başarı algısını yazayım ben şuraya. Başarı algısı. Bir günde çocuklarını yalnız büyüten annelerle ilgili yapmış mıydık öyle bir program? Yapmadık değil mi? Çocuklarını yalnız büyüten anneler. Bunları yazayım. Anneler. Mesela Allah nasip ederse inşallah bunları da bakayım sorular çok birikmezse önümüzdeki haftadan itibaren de anlatmış olabilirim. Sözünü dinleyen çocuk. Annenin sözünü, her sözünü dinleyen çocuk normal değildir. İddia ediyorum. Annelerin her sözünü dinleyen çocuk normal değildir. Robota dönüşmüştür. Çocuğun itiraz ettiği şeyler olmalı. Kabul etmediği şeyler olmalı. Diretip ağladığı şeyler olmalı. Kapıyı vurup çıktığı şeyler olmalı. Eğer annesinin her dediğine uyuyorsa orada bir gelişim sıkıntısı. Orada bir çocuğun hayır deme refleksinin kırıldığının işaretidir. Annesinin ya babasının yanında hayır diyemeyen toplumda nasıl hayır diyecek? Annesine babasına karşı çıkıp kendi istediğini söyleyemeye, gerekirse gümbür gümbür saygıda kusur etmeden tabii, söylediklerini annesine ifade edemeyen bir çocuk toplumda, okulda, iş hayatında böyle oradakiler de böyle hani nazik, kibar, saygılı çocuklara lütfen sen gel, düşünceni açıkla demiyorlar. Yani kapanın elinde kalıyor bazı imkanlar. Çocuğunuz kendisini savunacak hale gelmeli ki toplumda o da kendisine bir yer edinsin. Yeri geldiği zaman hayır diyebilirsin. Yeri geldiği zaman gerekirse ben yokum, ben bu işte yokum diyebilmeli. Bu böyle olmazsa ben bu işte yokum diyebilmeli. Cesur olabilmeli. Öyle olunca da anneye babaya da itiraz edecek çocuk. Çünkü anne baba bazen o kadar yanlış şeyler söylüyor ki. Allah'ım diyorum sana şükürler olsun ki çocuklar anne babalarının her dediklerini yapmıyorlar. İnanın ben Allah'a şükrediyorum. Yoksa annelerin babaların öyle istekleri var ki Allah'ım sen koru diyorum inşallah çocuklar bunu yapmaz diyorum. Çocukları inanılmaz derecede psikolojik sıkıntıya sokan anne babaların Allah onlardan razı olsun talepleri var. Uslu duranı seviyorsanız eğer bu da patolojiyi seviyorsunuz demektir.
Çocuk eğitim bilimiyle, çocuk gelişimiyle uğraşan uzmanlar diyorlar ki özellikle de 0-4 yaş içerisinde çocuğunuz 15 dakikadan fazla hareketsiz kalıyorsa endişelenin diyorlar. Çocuk oturuyor 2 saat boyunca önünde laptop ya da tablet, ona bakıyor yerinden kımıldamıyor. Çocuğun zekasını, çocuğun algısını, konuşma becerisini hepsini böyle dumura uğratıyoruz. Çocuğumuzun eline işte tablet, telefon, bilgisayar verdiğimiz zaman çocuğa karşı haksızlık, bu yanlışı, bu suçu onlara yapma hakkımız yok. Dolayısıyla çocuklar kardeşinin daha çok sevildiğini biliyor. Anne söylüyor, sen beni sevmiyorsun, sen beni yanlış anlıyorsun, evlat sevilmez mi? Anneler hepsini eşit sever. Yo, çocuk yanlış anlamadı, çocuk doğru anladı, sen yanlış konuştun. Senin sözünü duyan herkes böyle algılar. Kendi yanlışımızı görmüyoruz, ondan sonra da çocuğu suçluyoruz. O zaman ne oluyor? Çocuk giderek kardeşine kin biliyor. Giderek kardeşine öfkeleniyor. Şimdi çocukların, şunu yazdım mı, evde sürekli başkalarının yanında rencide etmeleri. Anne babanın ilgisizliği demiştim ama bunu açmam gerekiyor. Anne babanın kavgası. Anne babanın kavgası yazdım mı diye baktım. Henüz yazmamışım. Çocuğun annesiyle babasını mutsuz görmesi halindeki en büyük kardeşler arasındaki kavga sebebi budur. Birincisi kavga, ikincisi de paylaşım eksikliği. Şimdi anne baba kavga ettiği zaman çocuk annesiyle babası ayrılacak diye ödü kopuyor. Ben bile annemle babam, Allah rahmet etsin, hiç anlaşamazlardı. Bizimle çok iyilerdi ama kendi aralarında hiç anlaşamazlardı. Daha küçüktüm, kaç yaşında olduğumu bilmiyorum ama yorganı başıma çeker dakikalarca ağlardım. Ya Rabbi, ya annem babam barışsın ya benim canımı al diye çok ağladığımı hatırlıyorum ben. O yüzden de kavgadan çok korkarım. Kavga, gürültü benim çok korktuğum şeylerdir. Yani çocuklar çok yıpranıyor. Çocuklar için biz bir evde yaşıyoruz. Hayır, çocuklar için oluyorsa bu kavgalar olmamalı. Çocukları düşünüyorsan. Biz çocuklar için ayrılmıyoruz. Biri bir odada yatıyor, öteki bir odada yatıyor. Çocuklar, konuşmayan anne baba. Bu da çocuklar için değil, kendinizi kandırmayın. Bu çocuklara iyi değil ki. Çocuklar için yapan insan, fedakarlık yapacak insan nasıl daha eşimle barışık yaşayabilirim diye gayret eder. Gerekirse sabreder. Öyle kadınlar duydum ki, duymadım, şahit oldum ki, gördüm ki, ayakta alkışladım. Eşi kendisiyle bir cümle konuşmadığı halde, eşi sürekli rencide ettiği halde, hanımefendi 34 yıldır, yanlış hatırımda kalmadıysa yılda, çocuklarına babalarını hep övüyor. Sizinle babanızla aramda benim sıkıntı var, bu ikimizin meselesi, hiç sizi ilgilendirmez, o sizin babanızdır, saygıda kusur etmeyeceksiniz diyor. Gidin babanızın elini öpün, babanız geldi, hadi yavrum babana çay getir, hadi yavrum şunu yap. Evin düzenini o kadar kurmuş ki, okur yazar bir hanımefendi bu ya da en fazla ilkokul mezunu, inanılmaz hayran kaldım. Yani bu nasıl bir ahlak ya? Bu nasıl bir güzellik? İşte bu hanımefendinin yaptığı çocuklar için bir şey yapmak. Ve ben inanıyorum ki çocuklarım o kadar hayırlı ki diyor. Çocuklarım o kadar iyi ki diyor. Başarıları çok iyi, birbirleriyle çok iyi. Niye? Ortada aslan gibi bir anne var. Hem babayı yüceltiyor, hem kendisi çocuklarıyla arasını iyi tutuyor, çocuk kardeşleriyle arası iyi. Yani alıp böyle numunelik Türkiye'ye, bakın böyle bir ailede var, böyle bir annede var diyesim geldi. İnanın ayakta alkışladım, ben onu yapıyorum. Online görüşüyorum, şu anda sizi ayakta alkışlıyorum diyorum, sandalyemden kalkıyorum, ayakta alkışlıyorum. Yanımda olsa sıkı sıkı sarılıp öpeceğim, o kadar kıymetli ve iyi bir şey yapıyorum. Dolayısıyla çocukların kavgalı olmalarının en önemli sebeplerinden birisi anne babayla ortaklaşa paylaşım içinde olamamak, karda yürümemek, yağmurda yürümemek, kar topu oynamamak, pikniğe gitmemek, baba elinde telefonla, al şu telefonlar yasaklansa ne kadar güzel olur. Kimse telefonsuz olalım ya, eskiye gidelim. Eskiye gidelim ama eskide de duyarlılık yokmuş. Duyarlı olarak gidelim. Yani evde duruyor. Ben akşam, Salih Hanım benim hiç kahvem yoktur, arkadaş grubum yoktur, kim bir arkadaşım yoktur. Evden işe, işten eve. Tamam, güzel. Evdesin, ne yapıyorsun? Aktif olarak ne yapıyorsun? Sen evde baban nerede oğlum? Televizyonun karşısında. Baban nerede oğlum? Telefonuyla meşgul. Baban nerede oğlum? Uyumuş, koltukta uyumuş. Evde ol ya da olma ne manası var? Senin varlığının eşine değer katmaması, çocuklarına
Babamız evde diyerek mutluluk getirmemesi halinde senin evde olmanın pratikte bir anlamı yok. Hiç olmasa işte olsaydın babam işte derlerdi, babam nöbette derlerdi. Baba evde ama baba yok, var yok. Çünkü gönlü dışarıda, çünkü gözü dışarıda. Bir süre sonra ayakları da dışarıda oluyor. O yüzden de kimsenin hem çocuk sahibi olup hem çocukları ilgisiz ve sevgisiz bırakmaya hakkı yok. Hem eş sahibi olup hem eşini sevgisiz ve ilgisiz bırakmaya hakkı yok. Bu erkek için de böyledir, kadın için de böyledir. Hanımefendiler de elinden telefonu düşürmeli, sosyal medyada alakasız pozlar paylaşmamalı, yemek, içmek, giyim, kuşam, şuradayım, buradayım paylaşılmamalı. Çocuklarınızı kesinlikle paylaşmayın. Bir arkadaş diyor ki Salih Hanım inanılmaz derecede şok içindeyim. Nasıl yani dedim. Bizim bir arkadaşımız var dedim. Saatleri bile kavgasız geçmiyor dedim. Ama dedi şöyle yan yana geliyorlar gülüyorlar. Sosyal medyada gülümseyen pozlarını paylaşıyorlar. Ondan sonra yine tartışmaya başlıyorlar dedi. Bu ne? Kimi kandırıyorsun sen? Birileri ay ne güzel mutlular deyince sen mutlu mu oluyorsun? Ne anladın? Gerçekten nazar da değer. Çocuklarını paylaşanlara ben diyorum ki yapmayın ya yapmayın. Yığınla çocuk istismarı haberleri alıyoruz, kötü haberler alıyoruz. Niye çocuğunu sosyal medyada deşifre ediyorsun? Hangi gerekçeyle? Yemek yer, paylaşır. Oynar, paylaşır. Saçının güzelliğini paylaşır. Konuşmasını paylaşır. Annesinin kucağında. Yapmayın yani. Yapmayın. Çocuklarınızı sosyal medyaya servis etmeyin. Benim fikrim. Dolayısıyla annenin babanın çocuklarla oynaması, vakit geçirmesi lazım. Babasıyla oyun oynayan bir erkek çocuğun dengesi düzelir. Annesiyle ve babasıyla birlikte olan kız çocuğunun da dengesi düzelir. O yüzden de biz ne kadar çok evimize, çocuklarımıza yatırım yaparsak çocuklarımızın dengeleri o kadar güzel olur. Ne kadar çok çocuklarımıza mutlu bir anne baba, mutlu bir eş profili sergilersek sıkıntımız olabilir. Ama oturup konuşarak çocuklar bizim böyle bir sıkıntımız vardı. Ben biraz öfkelenerek sesimi yükselttim. Siz de duydunuz, hakkınızı helal edin. Ama annenize biz barıştık ya da babanıza biz barıştık. Kusura bakmayın. Hayatta böyle şeyler olabiliyor. Bizim arada sesimiz yükselirse lütfen kusura bakmayın. Yorgunluktan bazen hani tam da sabrımızı hayata geçiremiyoruz. Ama inşallah elimizden geleni yapacağız. Siz bizim kusurumuza bakmayın diye çocukların gözünde de aranızın düzeldiğini ifade edin ki çocuklar annemle babam kavgalı. Biz ayrılacak mıyız? Acaba annem babam ayrılacak mı? Biz parçalanmış aile çocuklarım olacağız mı diye ödleri kopan çocuklarımıza biraz rahatlık, biraz huzur, biraz psikolojik şey verelim. Onların rahatlayacağı bir alan açalım. Ben girerken söylemeyi unuttum. İmece'nin katkılarıyla aile okulunu hazırlıyoruz. İmece kurulalı çok kısa bir süre olmasına rağmen Türkiye'nin belli başlı büyük firmaları arasına katıldı. Doğru yolda olanın Allah yardımcısı olur. Samimi insanlarla, dava adamı insanlarla ve gerçekten faiz, vade farkı olmadan ailenin bütün ihtiyaçlarını gidermeye yönelik, iş adamlarına yönelik, ev hanımlarına yönelik, araba, ev alma dahil olmak üzere her türlü ihtiyaçlarına yönelik gerçekten helalinden ve kesinlikle faize bulaşmadan ihtiyaçları giderme konusunda Müslümanca bir çözüm ürettikleri için Allah razı olsun yanlarındayız, destekçileriyiz, işin içindeyiz, görüyoruz, biliyoruz, tanıdığımız insanlar. Toplumumuz adına ben dua ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katkılarından dolayı da. Evet efendim, ara verme zamanımız da geldi. Ben bir iki cümle daha söyleyeyim. Ondan sonra sorulara başlayacağım. Demek ki çocukların kavgaları bir, çocuk oldukları için nasıl geçineceklerini bilmedikleri için. İki, anne babasının kendileriyle yeteri kadar zaman geçirip ilgilenmemelerinden doğan stresi birbirlerine yansıttıkları için. Ondan sonra anne baba kavgalarının çocukların kafasını çok karıştırdığı için. Anne babanın söylediğim gibi ilgisizlik, sevgisizlik, kıyaslama, eleştirme, başkalarının yanında rencide etme, sürekli evde sürekli hakaret etmesi, aşağılaması, çocuklara nasıl geçineceğini öğretmemesi, ihtiyaçlarını gidermemesi, akrabalarla iletişim, arkadaşlarla iletişim, evde iş yapabilme, sorumluluk alabilme, hobisi, ders çalışması, oyunu olmak üzere bunları baba planlar. Hepsi annenin üstünde. Anne hem kural koyan oluyor, hem sevgi, şefkat, merhamet kaynağı oluyor. İkisi bir arada kadının da dengesi bozuluyor. Çünkü çocuk annesi gibi mi görecek, babası gibi mi görecek? Baba devrede olmayınca ister istemez bu annenin sırtına yükleniyor. Babanın
plan yapma, program yapma, onları koordine etme, vaktinde yatma, yatma, vaktinde kalkma, namazları takip etme, dersleri takip etme gibi önemli sorumlulukları var. Bunu hanımefendilere yüklenmemeli ve çocukların babalarıyla iletişim içerisinde olmaları onların psikolojik sağlıkları açısından çok kıymetli. Dolayısıyla bir cümlelik daha bir şey söyleyeyim. Vaktimiz var mı? Bir iki cümlelik daha. Diyelim ki iki çocuk kavga ettiler. Ya yavrucuğum ne oldu? İkisini de dinleyin. İşte ben yemek yerken elimden ekmeğimi aldı. Yavrucuğum neden ekmeğini aldın? O biraz önce benimkini almıştı. Sen biraz önce niye almıştın? Şundan dolayı almıştım. Onu benim zannettim. He, o zaman burada bir yanlış anlaşılma olmuş. Yanlış anlamışsın. Özür diler misin ablamdan? Özür dilerim. Peki yavrucuğum sen de durumu anlamadığın için haklı olarak ekmeğini almışsın onun. Sen de ondan özür diler misin? Özür dilerim. Peki o zaman şöyle diyelim. Bundan sonra şöyle şöyle yaparsanız ikinizin arası daha güzel olur. Sen sorabilirsin. Sen de o yaptıysa sen yapmayabilirsin. Gibisinden çocuklarımızın nasıl konuşacakları, nasıl davranacakları konusunda bir iki örnek vererek, zaman zaman örnekler vererek çocuklarımızın hem birbirlerine bakışlarını hem de süreci nasıl yöneteceklerini örneklerle, açıklamalarla yoluna koyabiliriz. Evet efendim, kısa bir ara verme zamanımız geldi. Birazdan tekrar birlikte olmak üzere inşallah. Birikimleriniz hayallerinize dönüşsün. Faizsiz, kefilsiz, peşinatsız. Ev, araç ve diğer ihtiyaçlarınız için İmece Yatırım. 444-1999 imeceyatırım.com. Evet efendim, İmece'nin katkılarıyla hazırladığımız aile okulu programımızda şimdi kardeşler arası güzel geçimi anlatmış olduk. Kavgalara sebebiyet veren hususları aktardığım son kısmında ise nasıl çocuklara barışık yaşamaları konusunda rehberlik edebiliriz onunla ilgili bir örnek verdim. Şimdi de soru cevaba geçelim. 27 sayfalık sorular var. Bakalım bugün kaç sayfasını cevaplayabileceğim. Bismillah diyelim. Salih Hanım, benim bir problemim var. Ben insanlarla iletişim konusunda sıkıntı çekiyorum. Derdimi, sıkıntımı hiç kimseyle paylaşamıyorum. Telefonla dahi kimseyi arayamıyorum, korkuyorum. Bu bende de can sıkıntısı oluşturuyor. Ne yapmalıyım? Burada ben insanlara güvenememe, insanlarla birlikte olmanın riskli, sıkıntılı ve insana zarar getirecek bir şey olduğuyla ilgili bir algı oluşturulmuş diye düşünüyorum. İnsanın tabii özel, çok mahrem sırlarını tabii kimseye anlatmaz ama diyelim ki annesi, ya bugün annem bana şöyle dedi, böyle dedi, bir arkadaşla paylaşılabilecek bir şey. Ben de ona şöyle dedim, aramız biraz iyi değil falan gibi. Çok rahat, sıradan söylenebilecek şeyler. Bunu da hiç kimseyle paylaşamıyorsanız o zaman arkadaşınız yok demektir. Arkadaşsızlık insanın cehennemidir. Çocuğun da cehennemidir. Yetişkinin de arkadaşsızlık tam bir cehennem hayatıdır. O yüzden de burada hem değersizlik hem yetersizlik duygularının olduğunu görüyorum. İnsanlara karşı bir güvensizlik var. Bu güvensizliğin kaynağı nedir? Bazı insanlar bazı tecrübeler görüyor. Birisi birisine zarar veriyor. Eyvah, insanlar birbirine zarar veriyor. O zaman ben zarardan kaçınmak için kendimi geri çekeyim diyor. Hiç insanlarla iletişime girmiyor. Öyle olunca da ne oluyor? Asosyalleşiyor. Çok güzel bir atasözü var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Diyor ki yürümeyen ayağa taş dokunmaz. Toplumun içinde olmazsan kimse sana sataşmaz. Sen de kimseye sataşmamışsın ama durağan kalırsın. O daha büyük bir tehlike. Yine çok güzel bir söz var. Aynı şekilde aktarabilir miyim bilmiyorum ama hareketsizliğin uzun vadedeki bedelleri hareketli olarak karşılaşacağın sıkıntıların bedellerinden çok daha fazladır. Hareketsiz kalmanın, insanlardan uzak kalmanın, kendisini sürekli korumaya almanın, izole etmenin, inzivaya çekilir gibi olmanın bedelleri toplumdan, sosyal sorumluluklardan, sosyal ilişkilerden uzak kalmanın bedeli hareket halinde olup da karşılaşacağımız sıkıntılardan çok daha fazladır deniyor. Yani hareketsiz kalmanın kendisi risktir. O yüzden de sizin uzman bir psikologdan bir destek almanızı, kendilik algınız ve değerlilik duygunuz ve hatta şemalarınızın üzerinde çalışılmasını tavsiye ediyorum. Allah kolaylık versin. Hocam ben Kadriye, eşim ayrılma kararı aldı. Peki dedim, anlaşmalı boşanalım dedik. Ama vereceği imkanlar bana uymadı. Çünkü çalışma gibi bir durumum yok. Doğuştan rahatsızım. Anlaşma yapmadığım için oğlumu bana
karşı kışkırtlı karakolluk olduk. Şimdi 5 aydır ayrıyız, onu çok özlüyorum. Oğlum bana karşı kendi ne yapmalıyım, çok zor günler yaşıyor. Şimdi burada çok sıkıntılı ve kötü bir şey var. Kötü bir şey var. İnsanlar anlaşamayabilirler. İmkanları az olabilir, ötekine yetmeyebilir. Çocuğu niye devreye sokuyorsunuz? Çocuğun psikolojisini niye bozuyorsunuz? Eşinize olan kininiz. Üstelik bir de doğuştan rahatsızmış. Sizin işte Kadriye, ben seninle şunca zaman bir hayat yaşadım. Allah bize evlatlar verdi. Fakat şu anda ayrılma noktasına geldik. Ben evlatlarını da seni de kimseye muhtaç etmeyecek şekilde, sen doğuştan rahatsızsın da, ben sizi korumaya alacağım. Allah da yardım eder inşallah diyerek kuşatıcı bir baba gibi, eş gibi, ya düşman mısın? Kaç yıldır birlikte yaşıyorsunuz ya? Çocuğu kışkırtmakla ne elde etti? Şimdi bu beyefendi kardeşimden sormak istiyorum. Ne kötü bir şey yaptı? Ne kötü bir şey yaptı? Annesiyle arasını bozdu. Eşine duyduğu kini oğlu üzerinden harekete geçiriyor, hayata geçiriyor. Oğlunun psikolojisini bozuyor. Anne bir taraftan ayrı özlüyor, oğlu bir taraftan ayrı özlüyor. Ne elde etti şimdi bu? Çok kötü bir ahlak, çok kötü bir tutum. Allah iyi etsin. Ben şunu söylüyorum değerli Kadriyeciğim. Oğlunuzla irtibata geçmeye çalışın. Mümkünse mesaj yazın. Mümkünse görüşmeyi talep edin. Onu kıracak bir şey yaptıysanız özür dileyin. Yavrum biz anne oğuluz. Ben senin asla üzülmeni istemem. Lütfen görüşelim, konuşalım deyin. Eşinizle de ya niye üstelik çalışamıyorsunuz, üstelik rahatsızsınız. Niye anlaşmalı ayrılıyorsunuz? Ne oldu da ayrılıyorsunuz? Bir aile danışmanına gidin. Eşiniz ayrılma kararı aldıysa acaba ev işlerinde sıkıntı mı çıktı? Cinsel hayatta mı sıkıntı çıktı? Ya da başka geçinemeyecek neyiniz var? Hepsi de olabilir, insanlık hali. Ama ne yapmamız lazım? Bizim aile danışmanına gitmemiz lazım. Uzman bir psikoloğa gitmemiz lazım. Rehberlik alalım. Biz geçinemiyoruz ama acaba hangimizde hata? Ne yaparsak bu ilişkimizi daha iyiye götürürüz diyerek yardımcı olalım. Şimdi burada ne oldu? Ayrılmadılar da henüz. 5 aydır ayrılar. Anne bir tarafta, çocuk bir tarafta. Elde var sıfıra sıfır, elde var sıfır gibi. Üstelik burada sıfır da değil, eksi ve negatif şeyler var. Kötü bir şey. Değerli hanımefendi, siz bir aile danışmanına gidin. Yaşadıklarınızı anlatın. Belki sizin hatalarınız varsa eşinizden özür dilemenizi ve bu yuvayı tekrar kurmak için stratejik davranmanızı talep edebilir aile danışmanı. Çocuğunuzla ilişkiniz hakkında da, eşinizle ilişkiniz hakkında da size bazı tiyolar verebilir. Acilen, daha fazla üzülmeden bir danışmandan yardım almanızı tavsiye ediyorum. Allah kolaylık versin. Salih Hocam, sizi severek takip ediyorum ve çok yararlanıyorum. Çok şükür. Rabbim sizden razı olsun. Cümlemizden inşallah. Benim 9. sınıfa giden bir kızım var ve spora çok yatkın ve çok seviyor. Boksa gidiyor ve onunla meşgul olunca çok mutlu olduğunu söylüyor. İleride spor akademisi okumak istiyor. Ben de dini hassasiyetim olduğu için aslında hiç istemiyorum. Dünya ve ahiret için yararlı bir meslek yapsın diyorum. Ama ona da spordan ayrıl diyemiyorum. Kendi iradesiyle bıraksın istiyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Nasıl bir yol izlemeliyim? Sanki sporla hayatına devam ederse yanlış yerlere kayacak diye endişeleniyorum. Yol gösterirseniz çok memnun olurum. Allah razı olsun. Sizi çok seviyorum. Rabbim de sizi sevsin inşallah. Değerli hanımefendi, ben gerek okçulukta, gerek jimnastikte, gerekse adı neydi onların, uzak doğu sporları var ya, karate gibi, tekvando, judo gibi, oralarda başörtülü kızların bol, geniş üniformalarla ya da ne bileyim kıyafetlerle o sporu yaptıklarını gördüm. Yani Allah korusun, spor yapan herkes kötü yola gitmiyor. Sporcuların içinde de her ev hanımı gitmek istese, hanımefendi niyeti bozuk olunca ev hanımı da gider. İlla sporcu olmaya gerek yok. İlla başka mesleklerle uğraşmaya gerek yok. Allah gerçekten aileden görme bir edep, ahlak nasip etsin. Aileden görme bir sadakat nasip etsin. Ve kendi gönlünü de ona göre çocuklarımızın sağlam kılsın Rabbim. Bence çocuğu akışına bırakmanızı tavsiye ederim. Benim çocuğum olsa ne yapardı diye düşündüğümde akışına bırakırdım. Çünkü Allah kimi ne de ilerletmek istiyorsa ona dair çocuğun içerisinde bir istek veriyor ve o iş ona kolaylaştırılır diyor. Belki de burada bir hayır vardır. Önemli olan çocuğunuzun Allah'la arası iyi olsun, sizinle arası iyi olsun. Tesettürüne dikkat etsin.
ben fıkıhçı olmadığım için İslam'da bir genç kızın fıkıh sporuyla ilgilenmesi caizdir, değildir deme makamı değilim ama ben iletişim ve psikoloji açısından düşündüğümde çocuğunuzu biraz akışına bırakın. Ya Rabbi, hakkında hayırlı olanı ver deyin. Çocuğunuzun inancı sağlam olursa inşallah sıkıntı çıkmaz. Ümidindeyim, temennisindeyim. Allah yardımcınız olsun inşallah. Hocam, benim oğlum 4 yaşında, çok hareketli. Eşim akşamları çok söyleniyor. Böyle çocuk olmaz, bıktım, eve gelmek istemiyorum falan. Ben de bu durumdan çok etkileniyorum. Eşim hep televizyon olsun, sessizlik olsun peşinde. Ben hamileyim, bazen çok üzülüyorum. Keşke hamile olmasaydım diye yoruluyor. Bazen de çok sinirlenip geriliyorum. Güzelce anlatıyorum ama 3 gün sonra aynı. Bu durumda ne yapmak lazım? Varlığınıza duacıyım. Selamlar. Çok teşekkür ederim. Sizin varlığınız da alem için nimet olsun inşallah. Teşekkür ederim. Değerli hanımefendi, çocuğunuz gerçekten çok hareketliyse bu çok bunaltıcı olur. Hiperaktivite olabilir. Çocuğunuza hacamat yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Bir uzman psikoloğa götürerek, klinik psikoloğa götürerek hiperaktivite var mı yok mu onun bir tespitini yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklu evde ben televizyon izleyeceğim, bu çocuğun gürültüsünü duymuyorum demek hiç sağlıklı bir şey değil. Hiç doğru bir şey değil. Ne yapsın? Anne ne yapsın? Çocuğun babayla vakit geçirmeye ihtiyacı var. Çocuğunla oyna, çocuğunla yat, kalk, güreş, boğuş. Çocuğun bir enerjisini atsın, çocuk deşarj olsun. Ondan sonra çocuk sakinleşsin, siz de televizyonunuzu izleyin. Televizyon kaçmıyor, her zaman izleniyor. Canlı bir yayını izleyememiş olsanız internete düşüyor, hemen internette izliyorsunuz. Çocukla ilişkinizi önemseyin. Hanımefendi hiç üzülmeyin. Beyefendinin bu tavrı hiç sağlıklı değil. Üstelik hamilesiniz. Keşke demeyin. Sakın ola ki Allah biliyor ki verdi. Alışacak beyefendi. Öyle ya da böyle alışacak. Dua edin. Ya Rabbi, eşimin hayırlısıyla çocuklarımızla birlikte bizim ortamımıza uyum sağlasın. Ortamımıza alışsın. Bizimle birlikte vakit geçirsin ve çocuklarının arası iyi olsun diye dua edin. Niyet tutarak sadaka verin. Allah'ım yardımcınız olsun inşallah. Merhaba hocam. Verdiğiniz tavsiyelerle bizleri aydınlatıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Ben 44 yaşında bir takipçinizim. Sorum şu. 26 yıllık evliyim. 7 çocuk annesiyim. Aferin. Hayırlı olsun. Birisi 10 yaşında vefat etti. Evde 8 kişi kaldık ama sürekli huzursuzum, sürekli kaygı duyuyorum. Çünkü eşim beni çok seviyor ama hiç saygı duymuyor. Konuştum olmadı. Eşim sürekli para peşinde. Ne bana ne çocuklarıma hiç ayırmıyor. Anlatınca bu dünyada her şey para diyor. Çocukların dayana sıkıntım çok. Ne beni anlıyorlar. Zaman değişti, sen diğer gençleri bilmiyorsun diyorlar. Beni susturmaya çalışıyorlar. Bana ne gibi tavsiyeleriniz var? Değerli ve güzel hanımefendi. Allah eşinizden razı olsun. Güzel kardeşim, güzel oğlum. Her şey parada. Ailene de mi harcamayacaksınız? Ailenize de mi harcamayacaksınız? Yani her şey paraysa o zaman hiç evlenmeye gerek yoktu. Para harcanıyor evlenince. Çoluk, çocuk, ev. Bekar kalsaydınız, parayı yığsaydınız, siz ona bakar, o size bakar, mutlu olurdunuz. Evlenince elbette parayı harcayacaksınız. Bir gencin, bir erkeğin kazandığı helal rızkını harcayabileceği en hayırlı yer aile efradıdır deniyor. İbadet, sadaka hükmünde. Bu hiç de güzel bir şey değil. Her şey para değil. Para sadece vasıta. Her şey iman, her şey ahlak, her şey dürüstlük, güzel ahlak. Her şey bu. Para ne ki? Para nasıl her şey olabilir ki? Sağlığın gitsin bakalım, paran sana ne fayda edecek? Bir deprem olsun, hadi paran ne anlam var? Her şeyin bitti. Paran da gitti. Sağlığın olmadan, imanın olmadan, insanlığın olmadan paranın sadece kandırıcı, aldatıcı ve yıpratıcı bir etkisi var. Para insanı insanlıktan çıkardıktan sonra para bizi bozmuş demektir. Bundan dolayı Allah'a sığınalım. Allah yardımcınız olsun. Şimdi sizin bir danışmanlıktan yardım almanızı tavsiye ediyorum. Çocuklarınızdan yana da sıkıntınız olduğunu söylüyorsunuz. Acaba o çocuklarınıza nasıl davranıyorsunuz? Eşinize nasıl davranıyorsunuz? Nelerden dolayı kaygılısınız? Acaba saygı duymuyor diyorsunuz ama sizde de saygı zafiyeti var mı? Bir danışmana giderseniz daha net, daha sağlıklı ve güzel rehberlik alırsınız inşallah. Kader tanın. Hanımefendi, Salih Hanım, ben röntgen teknisyeniyim. Sizin sağlıkçı olduğunuzu duymuştum. Ben işime devam etme nedenim, buraya gelen hanımlar mahremiyet açısından zorlanmasın. Erkeklerle konuşmak zorunda kalmamasın,
kalmasınlar. Ama biliyorum ki ileride çocuklarımın da bana ihtiyacı var. Onların yanında olması gereken ilk kişi benim. Bir gün işimi bırakmak istemiyorum. Ve aynı zamanda evlatlarımın da yanında olmak isterim. Ne yapmalıyım? Güzel ve değerli kadercim, çok güzel bir söz var. Hem karnım doysun hem çörek bütün kalsın olmaz. Karnınız doyunca çörek yarımlanacaktır. Ve sizin yeri geldiği zaman işinizden ayrılabilmelisiniz. Ben Allah bana şöyle bir cümle nasip etti. Ben daha kolay ayrıldım. Dedim ki ben doğum yaptırmasam kimsenin doğumu yapılacak kalmaz. Sağlık söz konusu olduğu zaman illa kadını erkeği yok artık. Kadın doğuma gidiyor kadınlar. Röntgenine de çok rahatlıkla gidebilirler. Önlük giyiyorlar zaten. Şüphesiz bir kadın olması ve bir erkek olması arasında fark var ama sağlıkçılar için ruhsat da var. Her zaman bayan eleman bulunamayabiliyor. Dedim ki ben gitmesem kimsenin doğumu kalmaz. Kimsenin ameliyat öncesi, ameliyat sonrası bakımı kalmaz. Kimsenin işte çocuk bakımı kalmaz. Çocuk odası bakımı kalmaz. Tansiyonu, serumu kalmaz. Ama birisi yapar ama ben anne olmasam benim çocuklarıma benden başka kimse anne olamaz dedim. Allah bu düşünceyi bana nasip etti. Ben ondan sonra içim rahat bir şekilde mesleğimi bıraktım. Gönüllü danışman olarak sorulara cevap verdim. Arkadaşlara rehberlik ettim falan. Dolayısıyla işinizi bırakabilirsiniz. Çocukları büyütün tekrar geçin. Şimdi özel kurumlar da var, resmi kurumlar da var. Yani evlatlarınızın yanında olmak istiyorsanız hem işte hem evlatlarınızın yanında olamayacağınıza göre önce çocuklarınızı büyütürsünüz. Çocuklar okula gitmeye başlayınca part time çalışabilirsiniz. 3, 4, 5, 6, 7 normali 5 ideali 7 çocuk sayısını böyle bir tamamlayın. Ondan sonra rahatlıkla istediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Bana göre tabii. Hayırlı günler Salih Hanım. Sizi yeni tanıdım. İstifade etmeye çalışıyorum. Şimdiden soruma cevabınız için teşekkür ederim. Benim sorum 2,5 yaşında oğlum var. Evimde televizyon yok ama telefonu elimizde gördüğü an bize bırakmıyor. Konuşacağım deyip çizgi film istiyor. Ben elimi almamaya çalışıyorum ama babasına çok görüyor. Onun da bazen telefonda ders falan yapıyor ve eşim sürekli evde. Önceden daha sık veriyorsun ama şimdi bir bölüm izliyor alıyorum ama çözüm olmadı tabii. Kendim dikkat etsem de telefon krizlerine engel olamıyorum. Ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Kesinlikle çocuğun eline telefon vermeyin. Telefon vermek yerine oyun oynamayı seçin. Eşinizin telefonda dersleri falan varsa kapıyı kilitlesin, özel odada yapsın. Onun dışında çocuğun yanında fazlaca bulundurmasın. Çocuğunuzun kanlı canlı en güzel oyuncak annesi babası. Annesiyle babasıyla birlikte olduğu zaman başka şeylere ihtiyacı daha az olur. Evde böyle salıncak yapın, çocuğu sallayın. Birlikte çocuğunuzun yaş grubuna göre oyunlar tercih edin, tespit edin, onları oynayın. Yani sizin çocuklarınızla aranızda ne kadar güzel duygusal bağ olursa çocukların başka şeylere ihtiyaçları o kadar az olur. Baba çocuğun gözü önünde telefonla meşgul olmasa güzel olur. Bunun için bir formül üretebilirsiniz. Allah kolaylık versin. Salih Hanım, ben 28 yaşında 1,5 yıllık evliyim. Çocuk istiyoruz fakat henüz Rabbim nasip etmedi. Anneliğin en güzel meslek olduğunu düşünen ve Rabbime nasıl bir güzel kul yetiştiririm derdinde gayesinde olan biriyim. Bu yolculuğumun başında bana neler tavsiye edersiniz ve hangi kitaplardan faydalanabilirim? Allah'a emanet olun. Biz kadın doğumla alakalı eğitim alırken hocalarımız bize şunu söylerdi. İlk 2 yıl gençlere dokunmayın. İlk 2 yıl çocuklarının olmaması konusunda tetkike gerek yoktur. Birbirlerini tanısınlar, birbirlerini anlasınlar. Çocuk olduğu zaman ne yapacaklarını düşünsünler. Hormonları, cinsel hayatları yerine otursun. Acele etmeyin. 2 yıl evliliğin oturması için çok gerekli. 2 yıldan sonra çocuk olmuyorsa o zaman erkek ve kadın birlikte kontrol olmalı. Çocuk olmaya mani bir halleri var mı? Yumurtlama olmayabilir, sperm az olabilir, canlı sperm bulunmayabilir gibi pek çok sıkıntılar var. Hanımefendide regl bozuklukları olabilir. Bakarsınız ona göre tedavi yapılır demişti. O yüzden de 1,5 yıllık evlisiniz. Henüz hiç canınızı sıkmayın. Daha Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler. Çocuk konusunda belki bu süreçte Allah bir vesile halk eder. Arzu ederseniz siz çocuk olmaya engel bir halimiz var mı diye bir kadın doğuma gidebilirsiniz. Ama yine de 2 yıl dolmadan gitmemenizi tavsiye ederim. Allah kolaylık versin. Rabbim cümle yeni evli gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte size hayırlı bir evlat nasip etsin inşallah.
Çok değerli hocam, eşim arada şehir dışına işinden dolayı gidip bir hafta 10 gün kalıp geliyor. Hiç maddi durumu da iyi gittiğinde ben de çok kötü oluyorum. Çünkü gidip villalarda kalıyor. Şimdi en son gittiğinde beni engellemişti. Durumlarında nereye gittiğini başkalarından öğreniyordum. Beni sıkma, sana ne, neredeyim, hesap sorma falan diyor. Ben de sıkmak istemiyorum. Nasıl davranabilirim, nasıl davranmam gerekiyor? Yanlış yapmasından korkuyorum, hep dua ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki yol gösterenimiz var. Hamdolsun varlığınıza. Bugün ikinci kere varlığınıza diye beni çok heyecanlandıran, çok hoşuma giden bir dua öğrendim. Ne güzel bir duaymış. Varlığınıza hamdolsun diye çok memnun oldum. İkinize de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Efendim, neredeydin demek, işi daraltmak demek değildir. Bu beyefendinin sıkıntısı. Sizin hiçbir sıkıntınız yok. Telefonu niye engelliyor? Ya da niye telefonu kapatıyor? Niye? Beni sıkma, neredeysem neredeyim? Ne demek neredeysem neredeyim? Sen benim komşum musun? Sen benim arkadaşım mısın? Ben arkadaşıma mı soruyorum neredesin diye? Bana ne arkadaşımın nerede oldu? Ama benim eşim, ben nerede olduğumu sorma hakkına sahibim. Hayatım neredesin? Nasıl gidiyor? Toplantıdan çıkmadın mı? İşin nasıl? İrtibat halinde olacaksınız. Neden telefonu kapatıyorsun? Ne oluyor? Böylece kadının zihninde şüphe oluşturuyor. Ne yapıyor acaba? Yanlış mı yapıyor? Yanlış yapıyor gibi hissettiriyor. Bu taraftaki nasıl şüphelenmesin şimdi? Son derece yanlış bir şey. Son derece. Villalarda işe gidiyor. Villalarda nasıl kalıyor onu anlamadım. Yani anlamadım. Tabii ben bilmiyor da olabilirim ne durumda, neler var, neler yaşanıyor. Ama beyefendinin bu tavrı hiç sağlıklı değil. Siz sıkmıyorsunuz. Beyefendi sıkılmak istemiyor. Beyefendi takip edilmek istemiyor. Beyefendi kendisine karışılmasını istiyor. Böyle bir hakkı yok ki. Böyle bir, sen yani bir aile reisisin ya. Neredeysem neredeyim diyemezsin. Neredeyim, neredeyim? Çocuğuna bile dedirtemezsin böyle. Çocuk bile diyemezsen bir yetişkin nasıl der? Allah'ım, kaba olacak, özür dilerim ama akıl fikir versin. Allah duyarlılık versin. Allah merhamet, anlayış versin. Allah sorumluluk algısını, sorumluluk bilincini oluştursun, artırsın inşallah. Hanımefendi, eşinizle birlikte bir aile danışmanına gitmenizi tavsiye ediyorum. Bazen siz 1000 kere söyleseniz bile hiç tesiri olmuyor ama bazen bir aile danışmanı, beyefendi bunu yapamazsınız, aile hukukunuza ters, eşinizi şüphelendiriyorsunuz. Gittiğiniz yerden güzel fotoğraflar çekin, eşinize atın. Sen de burada olsaydın keşke, inşallah bir günde geliriz, buralar güzel değil, muhabbet edin, eşinize paylaşın. Neden paylaşmazsınız ki? Paylaşmama gerekçeniz ne diyerek sorar. Ben soruyorum şahsen, biraz da yaşımın büyüklüğünden dolayı. Bunu yapma gerekçeniz ne? Yani bunu yapmaya hangi bilgiyle hak sahibi olduğunuzu düşünüyorsunuz? Yani bunu yaptığınızda Allah'ın size hesap soracağı aklınıza geldi mi diyorum yani. Bunu yapamazsınız, haram bu diyorum. Dolayısıyla bir aile danışmanına gidin, eşinizle birlikte gidin, eşiniz olmazsa yalnız gidin. Ama bu hem korkunuzdan kurtulursunuz hem de bu tereddütler sizi yıpratır, onlardan kurtulursunuz. İnşallah birlikte gidersiniz diye dua ediyorum. Allah'ım kolaylık versin inşallah. Salih abla 10 yaşında bir de 8 yaşında iki oğlum, hep boks yapıyoruz deyip birbirlerine giriyorlar. Sonra kavgaya dönüşüyor bazen. Her zaman değil, nasıl bir yol çizebilirim? Onlara bir kum torbası alın, hadi boksu burada yapın deyin. Gerçekten güçlerini denemek istiyor olabilirler. Onlara böyle yumrukla vurup böyle top gibi bir şey var. Ben aksesuarların isimlerini bilmiyorum. Onlardan alın, çocukların vuracakları bir şeyler alın. Gerçekten boks yapmak istiyor olabilirler ama birbirlerine boks yapıldığı zaman da hiç iyi olmuyor. Mesela bir çocuk karate öğreniyordu. Gelip kardeşinin üzerinde karate deniyordu. Bak şöyle bir tekme öğrendik. Harika bir tekme öğrendim. Gel sana bak, bir bakıyoruz çocuk yerde. Dolayısıyla kardeşlerinin üzerinde denememeleri için onlara deneme fırsatı oluşturmak güzel olur efendim. Salih Hanım hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun, sizi severek dinliyoruz demiş. Almanya'dan bir hanımefendi. Şehirler arası, uluslararası koddan anlıyorum. Benim sorunum eşimle anlamak, dinlemek, hak vermek, konuşmak gibi bir şey yok. Aşırı ikinci bir insan, kendini yüksekte görüyor. Sanki eşim değil babam gibi hareket ediyor. En ufak bir şeyde hak etmiyorsun diyor. En önemlisi 6 yıllık evliyiz. O günden bu yana bizim odamız, tarafımız ayrı. Hep bir bahanesi var. Sadece çocuk istediği zaman yanıma geliyor. Bu durum beni çok üzüyor. Kendimi kullanılmış gibi hissediyorum. 2 çocuğum var. Sizden ricam bu konuda yol göstermeniz. Allah razı olsun, sevgilerimle. Şimdi değerli hanımefendi, hak etmiyorsun diye bir şey söz konusu değil. Sen güzel davranmayı bilmiyorsun. Birilerine hak etmiyorsun deyip suçlama beyefendi oğlum. 6 yıllık evliyiz. Yatak odası ayrı olmak demek eşinizde iktidarsızlık aklıma geliyor benim. Ya mastürbasyon yapıyor,
ya eşcinsel, ya iktidarsız, ya başka sıkıntılar var. Normal değil çünkü. Yani sağlıklı bir erkek çocuk istediği zaman gelecek. Bunların çocukları var. Peki yatak odası hayatınız? Allah sormayacak mı? Ben bu kadını sana cinsel hayatını, cinsel ihtiyacını da gider diyerek sana eş yaptım. Adın koca senin. Adın eş. Bu kadın bu ihtiyacını nasıl gidersin? Müslüman bir kadın. İşte Müslüman olmayanlar ne yapıyor? Eşini aldatıyor. Eşini aldatıyor. Ya bu kadının cinsel ihtiyacı var. Sen onun kocasısın ve gidermek zorundasın. Allah'tan korkmak lazım. Burada tedavilik bir durum olduğunu düşünüyorum cinsel yönden. Anlayış açısından rehberliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sen bunu hak etmiyorsun diyerek sadece kendisine gerekçe üretiyor. Böyle bir şey söylemeye ne erkeğin ne kadının hakkı yok. Dolayısıyla bu son derece kötü bir şey. Hanımefendi, siz de bu kullanılmış gibi hissetmek ifadesini hanımefendiler kullanıyor. Ben bunu kesinlikle onaylamıyorum. Siz eşsiniz. Kendinizi kullanılmış gibi hissedemezsiniz. Sizin cinsel birliktelik hakkınız da var, göreviniz de var. Eşiniz geliyorsa seyrek olabilir. Bu kullanılmış anlamına gelmez. Sizin göreviniz, onun da hakkı. Başka sıkıntıları ayrı değerlendirelim. Geç gelmesini, çok seyrek olmasını ayrı değerlendirelim. Ama sizin nikahınız varsa bu kullanılmış olmak değildir. Efendim. Ama burada ciddi sıkıntılar var. Allah'ım yardım etsin. Bu sıkıntıların giderilmesi gerekir. Bir aile danışmanından yardım almanızı sizin de tavsiye ediyorum. Son sorumuz olur herhalde bu. Salih Hanım, Allah sizden ebeden razı olsun. Eşime ve çocuklarıma olan bakış açımı değiştirmeme vesile oldunuz. Çok şükür. Sizi çok seviyorum. Size bir sorum olacak. Kız kardeşim sevdiği bir gençle evlenmek istiyor. Gencin annesi babası yıllar önce ayrılmış. Annem onun psikolojisi bozuktur diyor ve hiç razı değil. Kardeşime destek olmuyor. O razı olmadığı için kardeşim evliliğinde sorun yaşar diye korkuyoruz. Kardeşim ne yapmalı, nasıl davranmalı? Bir de annem çok asabi, her şeye söyleniyor, hepimizi kırıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Evlilikte sorun yaşayanların hepsi parçalanmış aile çocukları. O kadar çok annesi babası birlikte olan ve sorun yaşayan çiftler var ki bundan yola çıkılamaz ki. O çocuğun annesi babası ayrılmışsa bu çocuğun suçu ne? Sen anne ol da o çocuğa anne gibi kucak aç da destek ol. Annesinden babasından yeteri kadar sevgi görmemişse sen anne ol. Bu hiç de sağlıklı ve hiç de normal bir tutum değil. Annenizle birisi konuşmalı. Delikanlı gerçekten evlenilecek ve onun çocuklarını doğurmaya değer birisi ise kesinlikle pes etmesin, kesinlikle vazgeçmesin. Annenizi ikna etmenin yollarını arayın ve ne demek ya, onun sorunları vardır. Evet, sen de sorumlusun. Şu anda o anne de sorumlu, böyle davranarak, çocuklarına kötü davranarak sorumlu. Sorumlu olanlar sadece parçalanmış aile çocuklarım. Hanımefendi de sorumlu davranıyor, ne yapacağız şimdi? Dolayısıyla bu bir ölçü değildir. O çocuğun günahı, suçu da değildir. Kendi kızının da ayrılmayacağını da Allah bilir. Ayrılıyorsa ya da sorun yaşıyorsa bu da parçalanmış aile çocuğu olmasıyla alakalı olmayabilir. Belki de senin kızın sorumlu olacak. O yüzden bu bir ölçü değildir. Eğer genç gerçekten kızınızla gönül uyumu sağlamışsa, anlaşabiliyorlarsa, mutlu olacaklarsa kesinlikle engel olmayın derim. Efendim, Allah yardım etsin. Allah'ım hayırlı kolaylıklar, hayırlı güzel geçim nasip etsin. İnşallah efendim önümüzdeki hafta başladığımız saatte tekrar birlikte olmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.